İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu akşam Teke Tek biraz erken başladı, biraz da geç bitecek. 4 saatlik bir Teke Tek maratonuna hoş geldiniz. Bu akşam referandumun hemen sonrası tüm siyasi parti temsilcilerine davet yolladık, davet ettik hepsini. 3 parti davetimizi kabul ettiler. MHP ne yazık ki bir kez daha televizyonlara çıkmama kararı aldı anladığım kadarıyla. O yüzden bu akşam MHP'den kimse olmayacak. Ancak buna mukabil İktidar Partisi'nden 2 konuğumuz olacak. MHP'den doğan boşluğu doldurmak için zaten referandumda paralel hareket ettikleri için çok bir şey fark etmez diye düşünmek de mümkün. Evet, bu akşam referandum sonuçlarını her parti kendine göre nasıl okudu, nasıl değerlendirdi? İtirazlar, itiraz etmeyenler, kabul edenler, kabul etmeyenler. Bu akşam bütün bunları ele alacağız. Referandumdan sonra Türkiye'de ne olur, ne değişir? Bu sonuçları nasıl okumak lazım? Dediğim gibi 3 partiden 4 değerli temsilci var. HDP Diyarbakır Milletvekili Sayın Altan Tan ilk bölümde konuğumuz. Ardından yine AK Parti Diyarbakır Milletvekili Sayın Galip Ensarioğlu burada olacak. Sonrasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Erdal Aksünger saat 10'da konuğumuz olacak. Ve saat 11'de AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Şentop Teke Tek'te olacak. Her konuğumuzun yaklaşık 1 saat süresi var. Aradaki reklamlar hariç süreler eşit, her şey eşit. Biliyorsunuz referandum gündeme geldiğinden beri zaten burada her şeyi eşit yapmaya çalıştık. Bütün parti temsilcilerine eşit zaman vermeye çalıştık. Kabul eden tekniği etmedi. Sadece benimle alakası yok. Yayın politikası gereği HDP'li vekiller aynı oranda yer bulamadılar. Hiçbir ekranda, sadece Habertürk'te değil. Ama bu akşam bir HDP'li konumuz var. Altan Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hepimize iyi yayınlar olsun inşallah. Hemen referandum sonuçlarıyla başlayayım istiyorum. HDP bu referandum sonuçlarını nasıl okuyor? Çünkü sizin ilginç bir açıklamanız oldu. Siz dediniz ki MHP'yi bırak, bundan sonraki süreçte HDP ile yürü dediniz. Hem Cumhurbaşkanı'na hem AK Parti'ye. Yani bundan sonra artık MHP'ye ihtiyacın kalmadı, referandum geçti, evet çıktı, artık Cumhurbaşkanısın. Gel bu meseleyi HDP ile çöz diye bir çağrı yaptınız. Bu çağrınızın altında yatan neden nedir? Bu çağrınıza bir karşılık bulmayı umut ediyor musunuz? Öncelikle çok teşekkür ederim. Tabii uzunca bir zamandır ekranlara çıkma şansımız yoktu. İyi oldu. Yani ben dilim döndüğü kadar bu 1 saatlik zaman zarfında meramımı anlatmaya çalışayım. Lütfen. Şimdi tabii her seçim üzerine birçok şey söylenir. İşte tartışılır. Yani seçim sonuçlarından, yapılış şeklinden sonrasına kadar. Evet. Şimdi tabii bunu birkaç ana başlıkta toparlamak lazım. 1, bu seçim hangi şartlarda oldu? 2, bu seçim sonuçları siyasi partilere neler söylüyor? Yani AKP'ye, CHP'ye, MHP'ye, HDP'ye, Türkiye'ye ne söylüyor? 3, bundan sonra bize düşen, yani bu başkalarının ne yapacağına karışma. Biz derken HDP'yi mi kastediyorum? Biz derken kendimi de kastediyorum, HDP'yi de kastediyorum. Temsil ettiğim siyasi misyonu, yani Kürtleri, demokrasi güçlerini, liberalleri, orta sınıfları, bunları kastediyorum. Yani kastettiğim bu. Hı hı. Sadece partimi kastetmiyorum. Şimdi başından başlayalım. Birincisi, bu seçim hangi şartlarda yapıldı ve nasıl bir netice çıktı ortaya? İşte herkes biliyor ki olağanüstü şartlarda oldu. Yani bir sefer ülke bir olağanüstü hal şartlarında seçime gitti. Sayın Başbakan Binali Yıldırım aylar önce biz ülkeyi olağanüstü hal şartlarında seçime götürmeyiz demesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, yani azarlarcasına işte olur mu böyle bir şey dedi ve olağanüstü hal devam etti. Tabii, devam edecekti. Temmuz'a da devam edecekti. Şimdi birincisi bu. Bir sefer olağanüstü hal şartlarında bir seçimin demokratik olup olmadığı tartışılır ve asla %100 demokratik bir seçimdir denilemez. Hı. Sonrasına devam edelim. Seçim şarkımıza kadar yasaklandı. Yani HDP'nin Bejinna, yani hayır deyin anlamına gelen çok masum bir şarkısı bile işte yasaklandı. 2 tane eş genel başkan. Şarkı partimizin şarkısı. Yani bir sanatçının falan. Yani ben hangi sanatçıya ait olduğunu bilmiyorum. Detayını bilmiyorum. O komisyonun içinde değildim. Öyle bir bilgim yok. Ve gayet masum. Hiçbir şey yok. Zaten tercüme edilirse de bir şey yok. Hayır diyor. Yani hayır deyin. İşte Kürtçe hayır deyin diyor. Şimdi tabii 2 tane eş genel başkan cezaevinde ve Sayın Selahattin Demirtaş'ın 75 civarında mahkemesi var. Yani niye civarında diyorum? Bunlar her gün artıyor zaten. Bir şeyler ekleniyor. İşte Sayın Figen Yüksekdağ'ın bir oldu bittiyle milletvekilliği düşürüldü. Yani bırakınız şeyi, milletvekillik düşürüldü, evet, ceza aldı. Sayın Nursel Aydoğan, ben mahkemesine gittim. 4 yıl 8 ay verildi. Eften püften işte şeylerden. Ve 2 ay zarfında Gaziantep'teki bölge mahkemesi bunu tasdik etti. Ve şu an o da işte bu tehlikeyle karşı karşıya. HDP'nin binlerce kadrosu cezaevinde, cezaevlerinde günlerdir süren, haftalardır süren bir açlık grevi var. Kimsenin umurunda değil. Yani dönüp bakmıyor kimse, dinlemiyor, ne oluyor, ne bitiyor. Cezaevlerinde yatacak yer yok. Yani insanlar neredeyse tabiri caizse üst üste yatıyor. Görüştürülmüyor. Mesela ben HDP milletvekiliyim. Hem arkadaşlarımla görüştürülmüyorum. Yani Adalet Bakanlığı izin vermiyor bana. Milletvekili olarak başvuruyorum. Hem de sevdiğim, saydığım arkadaşlarım var. Mesela, yakınları görüşebiliyordur ama herhalde, değil mi? Kendi soy isminden olan, hı hı, yakınları görüşebiliyor. Ama biz mesela geçen dönem Adalet Bakanlığı'na müracaat ediyorduk. İstediğimiz tutuklu ve hükümlüyle görüşebiliyorduk. Şu an CHP'liler de görüşebiliyorlar. Benim yakın arkadaşlarım Ali Bulaç, işte sevgili Mehmet Altan, Ahmet Altan, bunlar cezaevinde. Defalarca başvurdum görüşmek için. Bunlara da hayır, hayır da denilmiyor, cevap verilmiyor. Yani Adalet Bakanlığı'na müracaat ediyorsunuz, fakslarınızı çekiyorsunuz, telefon açıyorsunuz. Demir kapı, kör duvar, kör pencere, hiçbir şey yok, cevap yok. Şimdi tabii bunları arttırabiliriz. Yani bütün medyanın iktidardan yana olması. Ben mesela bütün bu seçim dönemi boyunca, ben ortalama milletvekilliğim döneminde 300'ün üzerinde canlı yayına çıkmışım. Tek bir canlı yayına çıkamadım mesela kendim. 38,5 seneyle yargılanıyorum ben de. Peki suçum ne? Yani hayatım boyunca barış istemekten, kardeşlik istemekten, birlik istemekten başka olağanüstü şartlar. Ve sürekli operasyonlar. Yani öyle bir duruma geldik ki biz artık mahkemelere gitmekten seçim meydanlarına çıkmaya, kahve, pazar, çarşı, esnaf, köy gezmeye fırsat bulamadık. Böyle bir seçim. Dolayısıyla böyle bir seçimde çok demokratikti, çok hakkaniyetliydi, çok işte dürüsttü demek mümkün değil. Yani bunu da çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü konuşacağımız çok daha önemli mevzular var. Fakat yani Batı'dan da, Avrupa Birliği'nden, AGİT'ten falan da benzer sesler geldi. Fakat Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dedi ki Atalan Üsküdar'ı geçti, geçti borun pazarı süreci Niğde'ye dedi. İşte şimdi tabii ben oraya geleceğim de biraz erken geldik. Atı alan Üsküdar'a geçti dedi. Hani bizdeki atasözü Üsküdar'ı geçtidir ama o gece bir dil sürçmesi midir? Yoksa çünkü Türkçeyi iyi kullanır değil Sayın mi? Cumhurbaşkanı. Türkçesi iyidir zaten. Üsküdar'a geçti dedi. Ben de gülümsedim. Çocuklar dedi ki niye gülümsüyorsun? Dedim ki atı alan Üsküdar'a geçti ama atı Üsküdar'da vurdular. Yani Sayın Cumhurbaşkanı 30 senedir Üsküdar'da oturuyor. Üsküdar'ı kaybetti. Dolayısıyla at şu an ağır yalalı. Yani yerel seçimde de ucu ucuna kazanmışlardı. Tabii yani at şu an Üsküdar'da vuruldu. Sayın Cumhurbaşkanı haberi var mı yok mu bilmiyorum. Yaya kaldı. Neyse oradan devam edelim. Yani Batı'da da tepkiler geldi. Türkiye'de tepkiler geldi. Ama tabii bunları dinlemiyor kimse. Yani dinlemiyor. Şimdi SKK'ya itirazlar var. Tabii işte şimdi oraya geleceğim. Bu sefer seçimden sonra. Seçim akşamı. Görülmemiş, duyulmamış bir şey oldu. İşte kalkıp Yüksek Seçim Kurulu, efendim işte mühürlü olmayan şeyler dışarıdan geldiği eğer tespit edilememişse, peki nasıl tespit edilecek, kim sayacak, nasıl gelecek, tutanağı nasıl bağlayacak? Bir şaibe de ayrı başlattı. Ve tabii her şeyi bir ana bırakalım. Yani sonuçta bir puan aşağı, bir puan yukarı, belki bir puanla hayır denilseydi buna ne olurdu? Yani sonuçta Türkiye, 6 ay sonra yeniden referandum olurdu. Tabii karpuz gibi ikiye bölündü. Yani esas... Hatta tam 2'ye de bölünmedi, 3'e bölündü gibi duruyor. 3'e, 4'e yani daha detaya inerseniz, evet, daha detaya inerseniz, evet, yani Türkiye'de neredeyse birbirinden nefret eden bir iki parça veya üç parça, bu tabii sürdürülebilir değil. Şimdi yani birincisi bu seçim nasıl oldu, hangi şartlarda oldu, HDP hangi şartlarda girdi, kadroları, açlık grevleri, cezaevi, mahkemeler ve sonrasında da bu durumlar. Seçim boyunca bütün operasyonlar devam etti. Yani operasyon devam etmesin, işte asker, polis, herkes otursun, dağda kim yaparsa yapsın, bunu kimse demedi ama böyle bir ortamda o köylünün haleti ruhiyesi, mesela Nusaybin'de kaç köy yerle bir edildi. Ben gittim mesela Talate köyüne gittim, meşhur. Bir mahalle Nusaybin'in Talate köyünde olduğu gibi bir mahalle dozerlerle yerlebilir. Şimdi Sayın Tan doğru söylüyorsunuz, hoş söylüyorsunuz. Sonra bu şartlarda seçim elbette hoş değil de ama geçen sene yaşananlar, o hendekler falan, onlar da işte şimdi oralara da geleceğiz. Kabul edilebilir şeyler değil. Geleceğiz. Oradan gitmeyelim, seçimden gitsek daha iyi olmaz. Seçimden gidelim. Yani ama her şeye rağmen bir seçim bitti. Yani bunların olacağını herkes de biliyordu. Yani bunlar yeni bir şey değil. İhsan Sabri Çağlayangil'in anılarını okursanız Demokrat Parti zamanında da bunlar oldu. İsmet Paşa Uşağa sokulmadı veya İsmet Paşa zamanında işte açık oy gizli tasnif yapıldı vesaire vesaire. Bunları kabul etmiyorsanız, öngörmüyorsanız, sineye çekmiyorsanız seçime girmezsiniz. Boykot edersiniz. Yani Türkiye'deki muhalefet komple çıkıp da CHP'siyle, HDP'siyle kardeşim biz bu şartlarda seçime girmiyoruz deselerdi bu seçim de olmazdı. Olmaz mıydı? Olmaz da olsa da bir şeyin meşruiyeti olmazdı. Dolayısıyla şimdi bu tartışmalar artısıyla eksisiyle geride kaldı. Ama geride kalmayan bir şey var. Bu seçim nasıl 1946 seçimleri 71 senedir tartışılıyorsa Türkiye'de, bu seçimde en az bir 71 yıl daha bu tartışılacak. Referandum. Tabii referandum yani. Tartışılacak. Peki, şimdi gelelim sonuçlara istersen. Şimdi o sonuçlara gelirken, gelmeden önce, daha doğrusu gelirken oradan gelelim diye söyleyeceğim. Seçimden önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çeşitli sözcüleri, Sayın Başbakan dahil, Güneydoğu'da HDP'nin oy kaybedeceğini, AK Parti'nin ise oylarını artıracağını söylediler. Buna karşılık partinizden verilen cevaplarda ise partinizin önemli isimleri, geçmişte belediye başkanlığı yapmış bir önemli isim dedi ki 17'sinde görüşürüz dedi. Evet. Fakat 17'sindeki görüşmeye ben rakamlara baktığım zaman evet, sanki HDP'yi değil de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni haklı çıkarmış gibi. Çünkü pek çok ilde hayırların tamamı Adalet Partisi, AK Parti seçmeni midir değil midir bilemeyiz ama AK Parti normal oyundan daha fazla oy almış orada. Bölgede MHP'nin de etkin bir parti olmadığını, oy oranı olmadığını düşündüğümüz zaman sanki HDP'den AKP'ye bir kayış olmuş gibi duruyor. Şimdi tabii bu seçim sonuçlarını herkesin kendine göre okuması mümkün. Tabii ki. Yani o rakamlardan bir büyük zafer de çıkarabilirsiniz, bir büyük mağlubiyet de çıkarabilirsiniz. Tabii bunlar doğru değil, ikisi de doğru değil. Doğru değil. Kesinlikle. Olduğu gibi okumak lazım. Nedir? Yani tıpkı bir kan tahlili gibi, işte kolesterol nedir, şeker nedir, efendim fosfat oranı nedir, bunlar koyulur, ondan sonra yorum yapılır. Şimdi tabloya bakalım. Dediğiniz gibi iktidar partisinin şöyle bir kanaati vardı. Bu HDP denilen parti zaten bölgede bütün oyları silah zoruyla alıyor. İşte PKK köylere gidiyor, dağlara gidiyor, baskı yapıyor. Zavallı Kürt kardeşlerimiz de korktuğu için, zaten çok ürkek, çok korkak bir insan bunlar, hemen korkuyorlar ve oylarını veriyorlar. Dolayısıyla bu ortam bitti. Devlet egemenliğini sağladı, operasyonlarını yapıyor ve bölge olduğu gibi AK Parti'ye oy verecek. Belki biraz karikatürize ederek anlatmış olabilirim ama genel mantığı bu bunun yani. Yani bir oy patlaması yaşayacak AK Parti. Peki böyle mi oldu? Hayır. Artırmış ama. Mesela söyleyeyim, Ağrı'da 15 puan artırmış. İşte onu da söyleyeceğim. Böyle mi oldu? Hayır. 12 bin askerin bir ay operasyon yaptığı ve sokağa çıkma yasağının olduğu Lice'de %85 hayır çıktı. Evet. Yüksekova'da %78, Nusaybin'de %78, Diyarbakır'da %67.6. Evet. Yani böyle nokta nokta gelirsek, operasyon yapılan Hırabi Bava Köyü ve Talate Köyü, bunlar yan yana Nusaybin'e bağlı, %98 hayır. Yani gönderilen sandık başkanı ile AKP müşahidi hariç, bütün köylüler hayır oyu vermiş. Yani dolayısıyla beklenildiği kadar böyle Kürtler, İşte baskıyla oy veriyordu, efendim zorla oy veriyor. Kürt şunu dedi, bak ben hendekleri tasvip etmiyorum. Ben PKK'nın son dönem politikalarına kızıyorum. Evet. Ben iç savaş istemiyorum ama ben Kürtlüğümden de vazgeçmiyorum. Ey AK Parti bak ben yerimde duruyorum. Bu birinci sonuç. Yani AK Parti'nin beklediği gibi böyle ama artık yine de. Şimdi ikinci sonuç. AK Parti oylarında bölgede görece bir artış, HDP oylarında da görece bir düşüş gözüküyor. Niye gözüküyor? Şimdi ona bakmak lazım. Benim elimde birkaç tane böyle çok detaylı, bütün tartışmaları bitirecek tablo var. Bunu bilmiyorum hangi arkadaşa göstereyim. Kamera gösterebilir. Şöyle göstereyim. Mesela burada 2015 7 Haziran sonuçları var. Yani AK Parti'nin 1 Kasım var. Bir de referandum. 2017 referandum sonuçları var. Bunlara baktığımız vakit mesela 1-2 il alalım. Diyarbakır'da, şöyle Diyarbakır'ı alırsak, evet şöyle gösterelim yine arkadaşlara. Diyarbakır'da AK Parti'nin oyu 2015'te %14.8, tabii bir de Hüdapar var burada. Yani bunu üst üste koyduğunuz vakit %20. 1 Kasım'da 22.3, şu an 32.4. Yani bir 10 puanlık artış gözüküyor. Bunun bence 5-6'sı Hüdapar'dan geliyor zaten. Hayır, Hüdapar zaten 1 Kasım'da vardı yine. Evet. Şimdi şeye gelelim. Peki bölgede 2014'te durum neydi? 2014 seçimlerinde yine Diyarbakır ve Mardin örnekli gideceğim, daha böyle çarpıcı olsun diye. Diyarbakır Belediyesi'ni BDP %55 oyla kazandı. Evet. %55. Yani zaten bölgede böyle %80'lik bir denge yoktu. %55 ile kazandı. Birkaç ay sonra Ağustos ayında aynı sene Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Bu %55 oyu 64'e çıktı. Sonra 7 Haziran'da bu %64, %79'a çıktı. Bir yıl sonra 55-79 oldu. Bu Türkiye genelinde de böyle oldu. Bizim %6,5 oyumuz, %6,5 oyumuz 2014, %13,1'e çıktı. Peki nereden geldi bu oy? İşte seçimin hemen ertesinde 7 Haziran'da Sayın Özer Sencer'le de bir maalesef tatsız bir polemik yaşadık. Ben yine böyle analiz yapıyorum. Bütün tablolar, rakamlar, iller önümde. Dedim ki HDP'ye oy veren bütün liberallere, sosyal demokratlara, sosyalistlere, kim varsa yani ideolojisi, dini, mezhebi kim olursa herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkesin oyu çok değerlidir. Bir oyun bile büyük kıymeti vardır. Ama analiz yaptığımız vakit HDP'ye gelen bu yeni 3 milyon oyun, yani her 4 seçmenden 3'ü AK Parti'den geldi. AK Partili Kürt'ten geldi. Hı hı. O gece Özer Sencer Bey çok da nazik olmayacak bir şekilde büyük bir tepki gösterdi bana. Ama bir hafta 15 gün sonra sandık sandık, ilçe ilçe sonuçlar gelince herkes bunu gördü. Sadece Diyarbakır'da bizim oyumuz 2014'te 397 bin, 7 Haziran'da 640 bin, 243 bin oyumuz arttı. Peki bu 243 bin oy nerede geldi Diyarbakır'da? MHP var mı? Yok. CHP var mı? Yok. Çok açık. Sultanbeyli'de de bu böyle, Erzurum'da da bu böyle, Van'da da bu böyle. Efendim Bağcılar'da da böyle, Avcılar'da da böyle. Dolayısıyla 2 milyonun üzerinde veya 2 milyon civarında en asgari bir rakamla oy AK Partili, muhafazakar, dindar veya orta sınıf diyebileceğimiz Kürt'ten geldi oy. Peki sonra ne oldu? Sonra 1 Kasım'da bunun 1 milyonu geri gitti. Bizim 6 milyon oyumuz 5 milyona düştü. Şimdi ne oldu? Şimdi yani yine bu önümüzdeki işte sizin söylediğiniz, ikaz ettiğiniz tabloya göre oylarında kısmen artış var AK Parti'nin. Bu gelen oyların 23 ilde, işte Doğu ve Güneydoğu, Antep, Malatya, Elazığ, Ardahan dahil 23 ilde 400 bin oy tekrar bir kayıp gözüküyor HDP'de. Bunu sadece baskıyla, şiddetle izah edemeyiz. Yani diyelim ki asker işte Lice'de bir ay kaldı ama %85. Dolayısıyla bu AK Parti'den gelen kitlenin geri dönüşü devam ediyor. Neden? Çünkü terör istemiyor bunlar. Bunlar şiddet istemiyor, kavga istemiyor, barış dönemine oy verdi, Kürt kimliğine oy verdi, dini kimliğinden de vazgeçmek istemiyor, milli Kürt kimliğinden de vazgeçmek istemiyor ve bu sadece dindar Kürt'ün de bana göre oyu değil. Bu orta sınıf yeni Kürt seçmenin oyu. Yani küçük burjuva diyerek küçümsenen sol terminolojide seçmenin, yani bu liberal de olabilir, seküler de olabilir hatta bunun bir kısmı, önemli bir kısmı. Ama Kürt orta sınıfları, yeni sınıfları ve en ciddi Kürt yeni sınıfı bu orta sınıftır. Sınıfsal okumalar yapmak lazım. Kürtler de tıpkı Türkiye gibi 40 yıl önceki Kürtler değil. Köylüsü de değişti, şehirlisi de değişti. 100 hanelik bir Kürt köyüne girin, en az 10 tane üniversite mezunu var o köyde. Evet, evet. Ama 50 sene evvel bir tane lise mezunu yoktu bunlarda. İş adamları var, evler değişti, hayat tarzı değişti. Kürt İç savaş istemiyor. Bölünme istemiyor. Çoluk çocuğun ölmesini istemiyor ama Kürtlüğünden de vazgeçmiyor. Bunun sonucu şudur. Kandil'e de bir mesaj var buradan. AKP'ye de var. Vallahi bu mesajı okumakta en çok zorlanan Kandil, benim anladığım kadarıyla. Okuması lazım. Okuyamıyor. Okuması lazım. Bu gelen 2 milyon oy, yani bizim çantamızda keklik değil de işte emanet oy var mı yok mu? Bütün oylar emanettir. Herkesin, sizin oyunuzda, benim oyumda. Bu seçim verirsiniz, öbür seçim benimsemezsiniz. Aynen. Geri alırsınız oyunuzu. Aynen. Şimdi bakın, bu HDP açısından Kürt seçmen ben ayaktayım dedi, ölmedim dedi. Bir paket makarnaya, 2 gülücüğe, bir parka kimliğimi satmam dedi. Ben bu hendeklere, kavgaya, teröre, şiddete karşı olmakla beraber ben kimliğimi istiyorum ve varım. %60'ın üzerinde bölge ortalamasını diyorum. Bizim en etkili olduğumuz 16 il, Kürt ben ayaktayım dedi. Ama bir yandan da şunu söyledi. Bak ben bunları da tasvip etmiyorum. Bir kısmında geri gidiyorum. Şimdi bunu görmek lazım. Yani 1 Kasım'daki o 1 milyon niye gitti? 400 bin niye gitti? Yani Kürt ölmedi de ama meramını çok açık koydu ortaya. Bunu Kürtler diyor ki HDP'ye, kardeşim PKK'nın askeri vesayetinden kurtul. Biz şiddet, middet istemiyoruz. Biz işimize bakmak istiyoruz. Sivil siyasetin temsilcisi ol. Demokratik siyasetin temsilcisi ol. İç savaş, terör, şiddet, kavga istemiyorum. HDP bunu yapabilir mi? Yapar inşallah. Yani AK Parti'ye de şunu söylüyor. Diyor ki bak sen böyle kendi kendini kandırma. Yani buna bir lollipop veririm bu Kürtlüğünden vazgeçer. Böyle bir şey yok. Ki bugün bazı AK Parti milletvekillerinin de güzel beyanatları var, demeçleri var. Senin MHP ile milliyetçi söylemlerle İç Anadolu'ya ve Karadeniz'e sıkışan söyleminle gidebileceğin bir yer yok. Şimdi bunu AK Parti... Ama Karadeniz'de bir oy patlaması yaşadılar mesela. AK Parti'nin Karadeniz'deki oyu çok arttı. Peki, ben onunla da ilgili rakamlar vereyim. Bir reklam arası vereyim mi? Sonra vereyim. Arkadaşlar uyarıyor. Kısa bir ara, sonra MHP Karadeniz. Evet, AK Parti'nin milliyetçi söyleminin Karadeniz'de, özellikle İç Anadolu ve özellikle Karadeniz'de oylarını arttırdığını söyledim. Siz buna dediniz ki ben onunla ilgili başka bir rakamlar vereceğim. Şimdi ben de bir tablo daha var. Şöyle arkadaşlar eğer gösterebilirlerse bilmiyorum şöyle nasıl gözüküyor. Erzurum, Elazığ, Malatya, Maraş, Ordu, Trabzon, Samsun, Afyon, Kütahya ve İstanbul'un bazı ilçeleri. Yani oy kaymaları ne olmuş, nasıl gitmiş? Mesela şeye baktığınız vakit, bir Erzurum'a baktığınız vakit AKP ile MHP'nin toplamı 82.4, hayır oranı 74.5. 8-9 puan yok ortada. Aynı şey Elazığ'da da böyle, Malatya'da da böyle. Burada rakamlar gözüküyor, tek tek okumayayım, zamandan tasarruf olsun. Ama daha enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela Ordu'da AK Parti'nin tek başına kendi oyu 63.3. Evet. Son bir Kasım'da. 9.4'te MHP var. Toplamı 72.7 ama hayır oyu AK Parti'nin kendi oyunun altında. Evet. Yani evet oyu AK Parti'nin altında. Evet oyu. Aynı şekilde Samsun'da yine AK Parti'nin oyunun altında. Bakın bunları işaretledim böyle. Ve Trabzon'da yine kendi oyunun altında. Evet. Yani zannedildiği gibi Karadeniz'de de MHP artı işte AK Parti uçtu diye bir şey yok. MHP komple gözükmüyor ortada. AK Parti kendi oyunun altına düşmüş. Yani belki de AK Parti'nin filesi daha MHP'den biraz geldi ama. Tabii. Yani MHP'den biraz geldi ama demek ki AK Partilerde ciddi fire var. Şimdi gelelim AK Parti açısından bu işi okumaya. AK Parti, bunu sadece ben söylemiyorum, aklı başında herkes söylüyor. Hatta AK Partili arkadaşlar da söylüyor. Bugün birçok milletvekili arkadaşı da gördüm mecliste Ankara'da uzunca bir müddetten sonra. Hepsinin ortak kanaati kapalı kapılar arkasında kentli, gelir seviyesi yükselen, dünyaya açık olan seçmen AK Parti'yi terk ediyor. Ve zaten bu rakamlar da çok açık. Bu seçimde AK Parti'yi sadece AK Partili Kürtler terk etmedi. Yani onun için ben de Sayın Tayyip Erdoğan'ı son dakikada Kürtler kurtardı dedim. Yoksa %51.4 oyun hepsini Kürtler vermedi. Ama AK Partili Kürtler, AK Partili Kürtler diyorum altını çizerek AKP'de kaldı. Bir miktar HDP'deki Kürt de 1,5 puan kadar bir Kürt de yine evet verdi. Şimdi bu tabloya baktığınız vakit şehirlerde geriliyor AK Parti. Hızlı bir şekilde ve bu Sayın Tayyip Erdoğan'ın 30 yıldır belki daha fazladır oturduğu Üsküdar'da kaybediyor. Beyoğlu, Fatih kafa kafaya çıkıyor. Büyüdüğü Kasımpaşa'da geriliyor. Eyüp'te geriliyor. Eyüp'te hayır önde çıktı. Evet. Geriliyor ve daha kötü bir şey oluyor. Mesela ben yeri geldiği zaman ifade ediyorum benim çocukluğumun hemen hemen tamamı gençliğimin yaz tatillerinde İstanbul'da geçti. Yani biz Diyarbakır'daydık. Ama benim babaannem ve dedem önce Şişli'de, sonra 64'ten sonra Bebek'teydiler. Bütün yaz tatillerim Şişli ve Bebek'te geçti. 1975-76'ya kadar. Şu an Kadıköy'de %80 hayır ama Sultanbeyli'de bunun tam tersi. Böyle bir bölünmüş İstanbul yaşanılabilir değil. Yani Beşiktaş'ta yine öyle. Bende işte tam rakamlar var. %80'lere yakın, 79-80 Beşiktaş'ta bir hayır var. Ama birkaç kilometre ötedeki bir başka semtte bunun tam tersi var. Bu toplum açısından da İstanbul açısından da sürdürülebilir değil ve bu tablo böyle devam ettiği müddetçe, bu trend böyle devam ettiği müddetçe ilk genel seçimde AKP İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Antalya ve hatta Bursa. Yani Bursa'da %53 almasına rağmen 12-13 puan bir kaybı var. Bu trend böyle devam ettiği müddetçe Türkiye'nin gerçek metropollerini kaybediyor. Van'ı, Diyarbakır'ı, Mardin'i zaten kaybediyor. Şimdi buradan nereye varmak istiyorum? Bunu da doğru okumak istemeyen AK Partililer var. Mesela dün Sayın Abdurrahman Dilipan makalesinden bir iki şey okumak istiyorum sizlere. Yani analiz olarak. Mesela diyor ki, bir dakika şurada hemen. Evet şu pardon. Evet önüme koymuşum. Mesela diyor ki, bizim bir de AKP'li dut yemiş bülbüllerimiz var. Cumhurbaşkanlığı yapmış, başbakanlık, bakanlık yapmış isimler, onların sessizliğinden cesaret alan beyaz Türkler gibi beyaz Müslümanlar. FETÖ, SP, Akşener, Gezi bileşenleri, AK Parti içindeki AKP'liler, bir takım beyaz Müslümanları ve beyaz milliyetçileri sandıktan caydırmış ve hayıra göndermiş olabilirler. Şimdi burada şöyle bir şey çıkıyor. Yani beyaz Müslümanlar da bizim siyaset terminolojimize girmiş oluyor bu durumda. Beyaz Türkler veya beyaz Kürtler gibi. Şimdi beyaz Müslüman kim? Ya bu beyaz Müslüman zaten AK Parti'nin ana damarı. Kurucusu. İstanbul'daki bütün yolsuzlukları yapanlar bunlar. Bütün rantiye bunlar. Esenyurt'ta 45 kat veren, 9 emsal alan ve sahradan gelen bedevilerin İbni Haldun'un tabiriyle şehri yağmalamaları gibi İstanbul'u yağmalayanlar bunlar ve bunların önünü açan siz. Ama bu kitle bile, yani bütün bedevi şehre girdiği zaman yağmalar, talan eder ve sonra biraz doyduktan sonra yavaş yavaş şehirleşmeye başlar. Sanat, kültür, edebiyat, moda, müzik değişmeye başlar. İbni Haldun'un meşhur teorisidir, sosyolojinin babasıdır İbni Haldun. Şimdi bu doymaya başlayan sınıf, yani tırnak içinde kısmen yağmaladıktan sonra, ama yağmayı siz yaptırdınız. Sınıf atlayan sınıf diyelim. Sınıf atlayan sınıf. Şimdi bunlar diyorlar ki ya bu kadar da olmaz. Avrupa ile kavga edilmez. İşte Amerika ile, İngiltere ile, Orta Doğu ile, İran'la, Rusya ile bu işler böyle devam etmez. Ya bunu söyleyen sizin ana kadronuz. Ve bunların çocukları daha farklı düşünüyor. Bunların çocukları o yağmadan yemiş ama yağmayı yapan değil. Yani Amerika'da okumuş, İngiltere'de okumuş, Batı'ya gitmiş. Diyor ki bu düzen, bu şekilde milliyetçi bir söylem, sığ bir söylem, İç Anadolu'ya sıkışmış ve halkın sürekli en böyle milliyetçi duygularına hitap eden söylemle Türkiye'nin gidebileceği bir yer yok. Yani olacaksa Müslümanlık da bir Müslüman demokrat siyasal kimliğe dönüşecek. Tıpkı Tunus'ta Reşid Gannuşi'nin bu son dönemlerde gündeme getirdiği gibi. Yani siyasal İslamcılıktan bir demokrat Müslümanlığa, çoğulcu Müslümanlığa, yani demokrat lafını seven var, sevmeyen var İslami kesimden, ama çoğulcu, dünyayla barışık, halkıyla barışık, ranttan, soygundan, talandan. Yani bu seçim sonuçları bunu mu gösteriyor? Bunu gösteriyor. Şehirlerde bir geri çekilme var. Dur, buraya kadar. Bir de kıyı bandındaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yaklaşmama şeyi yavaştan içeri doğru da girmiş. Mesela Manisa, tabii, Uşak, tabii Balıkesir. Balıkesir belediyeyi aldığı, büyükşehri aldığı ve bugün genç bir kardeşimle konuşuyordum Ankara'da. Daha üniversiteyi yeni bitiriyor, siyaset okuyor. Dedi ki Türkiye'nin değişim motoru liberaller, Kürtler ve Müslümanlardı. Yani İslamcılardı geçen dönemin, Turgut Özal'dan itibaren. Ama İslami kesim bu talana, iktidara, erk sarhoşluğuna girince liberallerle, Kürtlerle yolunu ayırdı. Ama şu an tekrar damar atmaya başladı. İşte bazılarının beyaz Müslümanlar diye aşağılamaya çalıştığı veya horlamaya çalıştığı o kitle, bütün yani yanlışlıklarıyla beraber, ben de onları kutsamıyorum. Yani böyle çok dürüst, çok doğru bir yoldalar demiyorum asla. Ama Türkiye'de tekrar bir Müslüman demokrat damar, liberal damar, Kürt zaten devamlı damara atıyordu, atmaya başladı. Bu Türkiye'nin geleceği açısından sevindirici bir şey. Yani kentli... Ama zaten bunun böyle olacağını bilmiyor muyduk? 10 senesinde, 15 senesinde. Yani... Bilmiyordu. Bilseydi böyle davranmazdı. Bu şekilde gitmezdi. Şimdi tabii bütün bunları üst üste koyduğumuz vakit AK Parti'nin şu anki %51,4'lük aldığı netice, yani bunu ilk olarak ben söylemiyorum, birçokları söyledi, bir pürüz zaferi. Önünde bir yol var. Ya o da tıpkı bizim, yani Kürt siyaseti nasıl biz şimdi il değerlendirme yapıyoruz, 2 milyon oy geldi, biri 1 Kasım'da gitti, işte 1,5 puanı bu seçimde gitti, niye gitti, Hendek'te ne oldu, öbüründe ne oldu, nasıl bir değerlendirme yapıyorsak, AKP'nin de bir değerlendirme yapması lazım. Ve bunun sonucunda önünde çok da fazla yol yok. 2 yol var. 1, bunları doğru değerlendirecek, doğru okuyacak ve diyecek ki ben tekrar dünyayla barışık, içeride halkımla barışık, kutuplaşmayı kaldırıcı, uzlaşmacı, Kürt sorunu, Alevi meselesi, dindar laik gerilimi, Bağdat Caddesi ile Sultanbeyli'yi barıştıracak, daha yani anlaşılır. Yani 2002-2007 arası. 2002-2007 formatıma dönmem lazım. Bütün bu kerameti kendinden menkul bir sürü karikatür doldu çevrelerine maalesef. Hem de nasıl? İşte bunları tasfiye ederek yeni demokratik bir çizgiye girecek. Ve bir uzlaşma. MHP, AK Parti ittifakı da çöktü. İşte biraz evvel rakamlar verdim. Karadeniz'de de çöktü, Erzurum'da da çöktü. Bunun götüreceği bir yeri yok. Peki bir şey soracağım. Sayın Altan, İtirazlar var seçim sonuçlarına. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi YSK önünde işte hile var, hurda var diyor. Çeşitli yerlerden çeşitli bilgiler geliyor. Ne kadarı doğru, ne kadarı yalan, ne kadar abartı bilmiyoruz ama YSK'nın çok tartışılan bir kararı var. Bazı sandıklarda ilgili ortaya rakamlar atılıyor. Gözünü görmediği için tekrarlama hakkını kendine görmüyor ama bir sürü iddia var. HDP'nin bir itirazı olacak mı YSK'ya? Var tabii. Yani bizim de illerde mesela bugün Sayın Osman Baydemir grup toplantısını yaptı. Bizim Urfa milletvekilimiz. Ve dedi ki 700 yani şu saate kadar bugün itibariyle 700 itirazımız var. 700 itirazımız var. Ama tabii bunlardan bir şey çıkar çıkmaz onu bilmiyoruz. Ama şaide... Çıktığı görülmedi şimdiye kadar. Şu ana kadar görülmedi. Ama ilginç bir şey oldu mesela Türkiye'de. Son birkaç seçimdir... Yüksek Seçim Kurulu'nun vazifesini sanki TRT üstlenmiş gibi. TRT Anadolu Ajansı. Tabii Anadolu Ajansı. Daha sandıklar yeni açıldı %60. Ben de demek ki biraz saflığım var yani. Baktım %60 ya dedim bu. Yani doğruysa ancak %54'e 55'e kadar düşer. Küçük oğlum var. Ya dedi ki baba sen niye bu kadar ümitsiz oluyorsun? Dur bakalım şimdi takılıyor bana. Bak baba diyor 51'e kadar düştü. Yani o kadar... çarpıtıcı, o kadar manipüle edici bir şey ki ya sen %60 diye niye açıklıyorsun? Daha 5 tane sandık açılmış diyelim bir yerde. Evet. İşte %60 diye sonuç veriyorsun. Yani dolayısıyla bu itirazlardan da çok fazla bir şey şahsen beklemiyoruz. Ama şaibe kalacak üzerinde. Şimdi AKP'nin önünde 2 yol var diyorduk. 1, yani bu iyi bir senaryo. Bunları düşünecek. Bakın MHP ile gideceğim bir yer yok. Sayın Bahçeli çok kızıyor. Ama bütün şu an analistler diyorlar ki MHP'nin 12 puan, yani 11,9-12 puan oyu vardı 1 Kasım seçiminde. Bunun en fazla %3,5'u evet'e gitti. Evet'e gitti, evet. İşte ben size biraz evvel Trabzon'u, Samsun'u, Kütahya'yı, Afyon'u, Manisa'yı, Balıkesir'i... Ama zaten bu seçim öncesinde görüp, yani referandum öncesinde görüp, sandık öncesinde de MHP'den gelen sesler baktığınız zaman öyle yakındı ama bunu Sayın Bahçeli kabul etmedi ve bugün... MHP'den %3,5 oy ancak gitti diyenlere de maalesef çok ağır laflar söylüyor. Evet, çok kızıyor. Ya şimdi bunu ağır laf söylemeye gerek yok. Biz nasıl diyoruz ki Diyarbakır'da bizim 60 bin oyumuz azalmış, AKP'nin 60 bin oyu artmış. Ama biz %67,6'da oy çıkarmışız bütün bu olumsuzluğa rağmen. Olduğu gibi gerçekleri, rakamları saklamadan koymanız lazım. MHP'nin de durumu bu. MHP bugün ağır yaralıdır. Yani zoruna da gitse, hoşuna gitse, gitmese bu bir tespittir yani. Şimdi AKP burayla nereye gidecek? Yani AKP-MHP ittifakı emniyette, askeriyede, bürokraside, siyasette bu onu bir yere götürmeyecek. Bu çöktü. Peki mesela AK Parti'de şöyle bir görüş var. Diyorlar ki bir erken seçime gidersek bugünkü rakamlara bakarak şunu söyleyebiliriz. Gerek MHP gerekse HDP baraj altında gibi duruyorlar. Biz bir erken seçime yaparsak zaten parlamentoda anayasal çoğunluğu... alacağız ve bu iki parti baraj altında olduğu müddetçe de biz rahatız diye bakıyorlar. AK Parti'nin bakışı da MHP'nin çok aşağı inmiş olduğu genel oy ortalaması itibariyle ve diyor ki bir baskın erken seçimle Kasım'da veya Mart'ta biz çoğunluğu alırız diyen sesler var AK Parti içerisinde. Demiyorum ki bu illa böyle olacak veya AK Parti liderliği böyle düşünür demiyorum ama bunlar konuşuluyor biliyoruz. Şimdi bu bir bakkal hesabıdır. Yani bütün bakkallardan özür diliyorum. Yani belki başka bir cümle kurmam gerekirdi, başka bir şey yapmam gerekirdi. Yani bakkal hesabı dediğim, işte şöyle yaparsam şöyle olur, 5'ten 2'yi toplarsam 7 eder. Tamam 7 eder ama siyasette böyle etmez. Bugün MHP'nin %12 oyu var, işte ağır yaralı. HDP zaten 10.8 oy almıştı. Yani 10.8 oyu aynen korusa bile bu sıkıntılı bir oydur. Yani barajın altında mıdır, üstünde midir? Bir sıkıntı var. Peki farz edin ki siz bu iki partiyi de barajın altına düşürdünüz, seçim kanununu değiştirdiniz. Şu an mesela daraltılmış bölge falan diyor. İşte daraltılmış bölgeyi getirdiniz. Daraltılmış bölge sizi çok etkilemiyor aslında. Çok etkiliyor, şöyle etkiliyor bizi. MHP kadar etkilemiyor ama. MHP kadar etkilemiyor. MHP'nin şu an 40 milletvekili 12'ye düşüyor. Evet. Yani 1 Kasım'daki oyları baz alarak 12 diyorum. Bugünkü şeyde belki 2'ye düşüyor. Yani ben 1 Kasım'ı baz alarak diyorum. Bizim de 59 milletvekilimiz yine 1 Kasım'ı baz alırsak 35'e düşüyor. Evet. Çünkü niye? İstanbul'da şu an bir seçim bölgesi 30 milletvekili çıkarıyor. 30'da bir oy alırsanız yani %3 oy ala bir tane çıkarıyorsunuz. Ama bu durumda çıkartamıyorsunuz. Şu an 4 milletvekilik bir daraltılmış bölgede %25 oy almanız lazım. Tablo bu. Şimdi farz edin ki AK Parti bu hesaplarla, katakullilerle yaptı. Hemen seçim dedi ki onu kendi içinde de alamaz. Başka siyasi partiler oluşabilir, ittifaklar doğar. O bir sürü senaryolar var. Belki yani vakit kalırsa konuşabiliriz. Diyelim ki bunların hepsinde başarılı oldu ve %40 aldı. Diğer partileri baraj altına attı. %40'la 400 milletvekili çıkardı. Peki bu yönetilebilir bir Türkiye mi? Yani bundan Türkiye'yi yönetebilir mi? %36 ile yönetti Türkiye'yi. Ama işte o dönemde %34 ile. 34 ile pardon. 34.6 ile. Evet 2000.2 %34. Şimdi o dönemde büyük bir Batı desteği var. Çok büyük bir Batı. Avrupa Birliği destekliyor, Amerika destekliyor, İngiltere destekliyor. Türkiye'deki bütün demokrasi güçleri destekliyor. Parlamentoya girmeyen, giremeyen partiler de destekliyor. Evet, evet. Ve kendisinin önüne koyduğu şey güzergah. Tamamen demokratikleşme, Türkiye'nin sorunlarını çözme. Avrupa Birliği, bu şart. Peki bu şartlarda yönetebilir mi? Yani ben işte onu hapsettim, bunu tutukladım, ona dava açtım, seçim kanunu değiştirdim, öbürünü baraj altına attım, MHP'yi böldüm, HDP'yi kestim, %40 aldım, 38 aldım, 400 milletvekili aldım. Bu akıllı bir zihnin aklından bile geçirmeyeceği bir şeydir. Asla. Önündeki en doğru yol bu. Milliyetçi, dünyayla kavgalı, içe dönük, İç Anadolu'ya hapsolmuş, kentli, okumuş, eğitimli ve yükselen sınıflardan ve artı gençlerden uzaklaşan mesele. Bu seçimin en önemli sonuçlarından birisi, işte yeni araştırmalar bir iki gündür yapılıyor, gençlikte çok daha geride. Gençlikte çok geride değil de okumuş gençler daha geride. Evet, yani üniversite 18, eğitimli gençlikte. Evet. İşte yani eğitimli bütün sınıflarda geride. Şimdi bunu önüne koyup bu ittifakın çöktüğünü görüp yeni tekrar 2002-2007 formatında liberaller, demokrat Kürtler, demokrat Müslümanlar, demokrat laikler, seküler demokratlar... Peki bunca sert söylemden sonra tekrar oraya dönülebilir mi? Çok zor tabii ama işte biz şimdi bir ümidi dillendiriyoruz. Peki olmadı bu ümit. Hani diyor ya ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Biz de senin dönüş yapabilme ihtimalini sevdik, dönmedi. Olmadı. İkinci yol bu mevcut dili devam ettirmektir ki maalesef seçim gecesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın dili yani işte Atağalan Üsküdar'a geçti. O ilk açıklaması daha mutedildi. Daha mutedildi. Halkla konuşurken... Kitleleri görünce tekrar dengeler değişti. Peki şimdi, hangisi sizce politik haline gelecektir Sayın Cumhurbaşkanı'nda? İşte onu şu an bilemiyoruz. Ve enteresan bir söylemi vardı. Mesela hiç icap etmeyen bir gece ben idamı da referanduma götürebilirim. Ben Avrupa Birliği'nde referanduma... Ya bu gecenin işi değil ki bu. Yani velev ki aklından bunlar geçiyorsa bile bu gecenin ucu ucuna aldığın ve hala şaibeli olan bir neticenin gecesinde söyleyeceğin laflar değil. Dolayısıyla ikinci yolu şudur. Tekrar aynı çizgide milliyetçi, işte kavgacı, ayrıştırıcı, Orta Doğu ülkelerinde işte belirsiz politikalarla dolu dış politikasıyla yoluna devam etmesidir. Bu da onun sonu olur. Niye sonu olur? Bakın sandık var. Hani diyorlar ya sandık olduğu müddetçe korkmayın. 2019'un Mart ayında belediye seçimleri gelecek. Bu tablolara göre eğer Türkiye'deki bu hayır diyen muhalefet toplumu kuşatıcı aday. Ama birleşemez ki. Şimdi muhalefet dediğiniz şimdi doğru. Edebilir. Ankara'da yani Melih Gökçek şaibeli bir puanla kazandı biliyorsunuz. Geçen seçimde bile. Bir puan. Hayır şunu demek istiyorum. Yani şimdi, tamam Ankara'da bir koalisyon gibiydi evet. O. Yani CHP, evet. MHP koalisyonu gibiydi. Yine olabilir. Şimdi baktığınız zaman bence Cumhurbaşkanı şunu görüyor Erdoğan. Diyor ki ya karşında paramparça bir tablo var. Asla beleye gelmeyecek bir %12 ile bir %12 diyelim iki parti. Yine bunların ikisiyle de çok iyi uyum sağlayamayacak. Kendi içindeki yapı nedeniyle biri bir tarafla uyumlu biri diğer tarafla uyumlu olabilir ama toplamında uyum sağlamayacak bir CHP bu ikisiyle de. Bu kadar parçalı bir yapıda ben diyor %40, %30, %48 ne olursa nasıl iktidarım diye bakıyor. Ama işte, bunun da haklılığını da tabii, 7 Haziran seçiminde gördük. Şimdi bunun kısmen haklılığı var. Mesela 7 Haziran bunu doğrulayan bir tablodur. Mesela benim hemen 7 Haziran'dan sonra bir röportajım var. O röportajımda diyorum ki işte bu özerklik ilanları falan bizim tarafta başlayınca bazı hendek işte ön hazırlıklar falan. Diyorum ki biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirdik. Ama korkarım ki, işte burada benim önümde 3 Ağustos 2015 ama korkarım ki Kürt siyasetindeki yanlışlıklar Tayyip Erdoğan'ı başkan hatta sultan yapacak. Kurulan bu tezgah bu şekilde devam ederse HDP şiddeti destekliyor tırnak içinde. PKK şiddetten vazgeçmiyor algısı üzerinden. Erdoğan'ın çizdiği tablo devam ederse korkarım ki Erdoğan başkan olur. Benim 2015 7 Haziran seçiminden hemen sonra söylediklerim. Şimdi bu 7 Haziran'ı baz alarak eğer değerlendirilirse ya bu MHP, HDP zaten kendi derdiyle uğraşıyor. Öbürü hapiste, cezaevinde, kavgada, diğeri zaten bölünmüş, darmaduman olmuş. Ben işte yine gelirim. Siyaset boşluk kabul etmez. Bu kadar deneyimden sonra mutlaka bu muhalefet ve Türkiye, hatta bu muhalefeti de bir yana bırakalım. Ben Türkiye'ye güveniyorum. Türküyle, Kürdüyle, layığıyla, dindarıyla. Alevisiyle, Sünnisiyle bu Türkiye kendi muhalefetini... Bir formül çıkartır diyorsunuz. Bir formül çıkartır ve ilk seçimde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Van, bu aklıma gelenleri sayıyorum, Balıkesir, Manisa buraları kaybeder. Kaybettiği vakit de artık ondan sonra ayakta duramaz. Ya dolayısıyla hani çok fazla da belki uzatmayalım, bir iki kelime daha söyleyebiliriz başka konularda. Yapacağı şu, ya 2002-2007 formatına dönüp içeride barış, dışarıda barış, yeni kadrolar, yumuşama, yeni bir dil, cihanda sulh gelecek veya bu yolda devam edecek. Biz de diyoruz ki biz... En kolayı barışmaktır. En kolayı barışmaktır. En kolayı barışmaktır. Biz bu ülkenin insanlarıyız, biz bu ülkenin çocuklarıyız, layığıyla, dindarıyla, işte Beşiktaş'ıyla, Bağdat Caddesi'yle, Sultanbeyli'siyle, Ümraniye'lisiyle, Çankaya'yla, Keçiören'le. Biz beraber yaşayacağız. Zaten yaşıyoruz da. Sağlıkta karşılaştığımız zaman birbirimize dövmüyoruz. Yaşıyoruz. Bütün ailelerimiz, toplum hepsi iç içe. Bizim anlaşmaktan, barışmaktan bir başka yolumuz yok. Ve en önemli işte neticelerden de birisi tekrar bu seküler damar ile bu muhafazakar yani beyaz Müslüman diye biraz da tiye alınan kitle arasında ve Kürtler arasında tekrar şimdi bir... Benim mesela onu anlamam için beyaz kötü bir şeymişim gösteriliyor ama partinin adı beyaz. Evet. Ak. Yani beyazları karalamaya çalışıyorlar. Evet. Beyaz olmak kötüymüş gibi bir lansman yapıyor. Evet. AK Parti adına konuştuğunu söyleyen bazıları ama partinin adı beyaz anlamına gelen Ak. Bu da bir acayip yani. Bazı şeyleri anlamakta hakikaten zorlanıyorum. Peki... Diyelim ki AK Parti böyle bir dönüş yapmak istedi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir dil tutturmak istedi. Geçmişte de bu dili başarıyla kullanmıştı zaten ama sonrasında özellikle 2007 sonrasında işte bu 367 meselesi arkasından Anayasa Mahkemesi falan filan o da birdenbire farklı bir yöne kendini savurdu. Etrafındaki oluşan yeni AK Parti kitlesi diyelim. Çünkü eski kurucu AK Partililere baktığın zaman onlar daha biraz mesafeli duruyorlar. Evet. Pek çoğu işte Sayın Arınç, Sayın Gül, Abdülhatif Şener gibi pek çok şey biraz hafif mesafeye durar bu yeni politikaya. Ahmet Taş getirene kadar yani daha makul, daha... Şimdi onu diyeceğim. Şimdi, ama etrafında yani kendi yanı başına değil belki ama onun adına söz söylediğini iddia eden bir kitle oluştu. Yani biz sarayın sözcüsüyüz diyen falan bir kitle oluştu ve bunlar da müthiş sert, müthiş dışlayıcı, müthiş... Evet. Düşmanca, hatta savaş çığırtkına, neredeyse iç savaş çığırtkına bir dil var. Evet. Onlar buna müsaade eder mi veya onlar ne yapar böyle bir durumda? Şimdi onlar tabii ki müsaade etmeyecekler. Yani böyle bir değişim, böyle bir temizlik, yani tırnak içinde diyelim, önce bu haşeratı temizleyecek, öyle diyelim. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir irade koyması lazım ortaya. Çünkü önünde önemli bir süreç var ve 2019 çok uzak bir zaman değil, 2 sene. Ama çok yakın bir zamanda değil. Çok yakın bir zamanda değil. Hani siyasette yani derler ya, çok şey değişir. 24 saat bile siyasette çok uzun bir bayram arasında başbakanlığı kaybediyor Erdoğan yani. Evet, evet. Şimdi böyle bir durumda bu kararı kendisinin vermesi lazım. Yani gireceği yolu kendinin belirlemez. Tabii girer girmez biz yani illa o girsin, biz sadece temenni ediyoruz bu işin maliyeti ucuz olsun. Kavga olmasın, gürültü olmasın, insanlar zarar görmesin. Siyaset demokratik kurallarda gitsin. Çünkü Türkiye'de işte bir kesim iç savaş çıkarmak istedi. Maalesef bir kesim de darbe yapmaya kalktı. Evet, maalesef. Yani doğru düzgün siyasi zeminde 7 Haziran düzleminde Türkiye'yi götürmeleri gerekirken işte birisi darbe yaptı, öbürü iç savaşa oynadı. Yani Türkiye'yi destabilize etmeye. Şu an yine aynı hesaplar yapılıyor. Yani bize mesela gelen ihbarlar da var şahsımızla ilgili, emniyetten, sağdan, soldan. Yani Türkiye'yi tekrar karıştırma, tekrar destabilize etme, tekrar sokağa dökme. Bunların hiçbirisi yol değil. Bizim yapacağımız öyle, doğru düzgün bir muhalefet çıkarmak. Doğru düzgün. Ve şunu da görmesi lazım Sayın Cumhurbaşkanı'nın. En zor günlerinde Kürtler yanında oldular. Önemli bir kısmı. Önemli bir kısmı. Yani şu an tekrar, tamamı. Yani zaten bu iç savaşa girmeyerek tamamı. İç savaş tezgahına düşmeyerek Kürtlerin tamamı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın da her seferinde bunu, ya bunlar zaten işte bir şey yapacakları yok, bunlar işte ne olursa olsun seslerini çıkarmıyorlar psikolojisine kapıldığı an kendi geleceğini berhava eder. Bakın bu seçimin sonucunu tekrar söylüyorum, %51,4'ü Kürtler vermedi hepsini. Ama AK Parti'nin içinde şu an kendi içinde 5 puan kaybı var. Yani o %50'yi 45 işte MHP'yi il döktüm. Bunları isteyenle tartışabilirim. İsteyen kamuoyu araştırmasıyla, isteyen matematik bilen herkesle bunları tartışırım. Bunun kıymetini bilmesi lazım Sayın Cumhurbaşkanı da. Kürtler Türkiye'yi böldürmek istemedi. Kürtler iç savaş istemedi. AK Partili Kürtler de ona olan desteğini, AK Partili Kürtler diyorum, ona olan desteklerini oyla da devam ettirdi. Geri çekmedikleri gibi geri döndüler. Tabii. Şimdi bunun kıymetini bilmesi lazım. Yani başka bir ittifak. Ve nasıl ki bu seçimin sonucunda çok belirleyici olduysa Kürtler, iddia ediyorum ben 2019 seçiminde de Türkiye'deki AK Partili ve HDP'li Kürtlerin desteğini alamayan biri Cumhurbaşkanı olamayacak. Çok açık ve net diyorum. Yani bunu bir başka tarafa çekilsin diye de söylemiyorum. Türkiye'de işte bütün kamuoyu araştırmalarına göre %20 civarında bir Kürt var. Bunun işte bir kısmı, yarıya yakını AK Parti'ye oy veriyor. Yarıya yakın kısmı HDP, çok az bir kısmı da CHP ile MHP'ye belki tek tük oylar gidiyor. Kürtlerin desteğini almayan biri 2019'da Cumhurbaşkanı olamayacak. Ha, bu destek bir rüşvet, bir tehdit, bir kavga, bir şantaj unsuru değil. Ne istiyor Kürt? Haklarını istiyor, ana dil eğitim hakkını istiyor, demokratik kimlik haklarını istiyor, barış istiyor, tanınmak istiyor ve Suriye'deki, Irak'taki akrabaları, kardeşlerinin de tanınmasını istiyor. Şimdi Türkiye kamuoyu diyelim ki Makedonya'dan rahatsız olmuyor. Hani belli bir milliyetçi çevre. Arnavutluk'tan rahatsız olmuyor. Kosova'dan rahatsız olmuyor. Yani 6 milyon Arnavut var Balkanlarda. 2,5 Arnavut devleti var. Arnavutluk var, Kosova var, bir de Makedonya'nın da yarısı Arnavut. Azerbaycan'dan rahatsız olmuyor. Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, efendim Çeçenistan'dan, hiçbirinden rahatsız olmuyor. Kürt bağımsızlık ilan eder etmez. Neyse. Ya ederse niye rahatsız oluyorsun? Çünkü Türkiye'deki Kürtler de oraya katılır diye bir inanç var. Niye katılsın? Şu an Azerbaycan'daki, İran'da 25 milyon Azeri var. Peki gidin İran'a, biz işte Rusya'dan kopan Azerbaycan'la, bağımsız Azerbaycan'la birleşelim diyenlerin oranı ne kadar? Çok düşük. İddia ediyorum. Şeylerini yediler bunlar. Yani ne bileyim, çok yanlış bir kelime de kullanmak istemiyorum böyle bir gecede sağduyularını, hissiyatlarını yediler. Biz Azerbaycan'a gittik. Karadeniz Ekonomik Topluluğu'yla Sayın Meclis Başkanı o dönemde Sayın Cemil Çiçek'ti. Beraber gittik. Benim eşim ve küçük oğlum da beraberdi. Diğer milletvekillerinin de yani CHP'den, işte MHP'den, AKP'den milletvekilleri, eşleri vardı. Büyükelçilikte işte yemek yedik. Büyükelçi yemek verdi. Ve orada sohbet oldu. Azeri milletvekilleri var. Sık sık şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz tek milletiz. Yani Azeriler ve Türkiye Türkleri tek milletiz, Türküz ama iki devletiz. Yani iki devletiz ama tek milletiz. Ben de güldüm. Azeri milletvekilleri dedim ki bak kardeşim biz de diyoruz ki biz iki milletiz ama tek devlet olalım. Bak siz tek millet diyorsunuz ama iki devlet. Biz diyoruz ki tek devlet olsun ama iki millet var. Kürt de bir halk, bir kavim, bir ırk, bir millet, bir ulus ne derseniz. Bunları da çok yanlış kullanıyorlar Türkiye'de. Onun için 7-8 tane şey birden kullandım. Biz tek devlet istiyoruz. Ama iki milletin millet olarak tanındığı, halk olarak tanındığı, kavim olarak tanındığı bir ortaklık kuralım diyoruz. 1000 yıllık tarihimiz de bunun ortaklığı. Sayın Tan, bitirelim mi? Bitirelim. Nasıl isterseniz. Vaktimizi doldurduk. Tehlikeli sulara girdik. Yol içine giden değil sadece diğer konuklarımla bir saat ayırmak istiyorum. Şimdi saat 20.55 oldu. Reklam arasından sonra diğer konuklarıma da aynı oranda süre kalsın diye. Benim için hiç tehlikeli bir su yok. İstediğiniz sularda yüzebilirsiniz. Benim artık hiçbir şey tehlike olarak görmüyorum. Türkiye'de olan bitenlere tahammül eden bir Türkiye'nin bundan sonra tehlike diye göreceği bir şey kalmamıştır. Evet. O yüzden sadece zamanla ilgili başka bir zaman yine beklerim. Ben o tehlikeli sularla siz gibi yüzün. Evet, ben çok teşekkür ederim. Bir espri olarak anlayın bunu da. Çok teşekkür ederim. Uzunca zamandır kendimizi ifade etme imkanı bulamamıştık. Temennimiz şudur, yeni Türkiye kazansın. Bana teşekkür etmeyin, kanala teşekkür ederim. Kanala da teşekkür ederim. Kanala da teşekkür ederim. Onlar karar veriyor kimlerin çıkıp kimlerin çıkmayacağına. İnşallah bunlar devam eder. Kendimizi ifade etme imkanı buluruz. Ben de diğer arkadaşlarım da. Ve inşallah yeni bir Türkiye, bunları doğru okuyan sonuçları, herkesin doğru okuduğu bir yeni Türkiye. Şiarımız şu, içeride uzlaşma, barış, dış dünyayla barış, Orta Doğu'ya bir proje. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar az sonra yine Diyarbakır'dan Sayın Galip Ensarioğlu burada olacak. Ve aynı konuları hemen hemen Sayın Ensarioğlu'yla AK Parti bakış açısıyla konuşacağız. Evet.